Yeniden merhaba değerli izleyenler, sevgili dostlarım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Değerli dostlarım, kripto para borsalarında kullandığım bir stratejim var. Sizlerle bu stratejimi paylaşmak istiyorum. 5 dakikalık zaman aralığında gerçekten mükemmel sonuçlar veren iki indikatörden faydalandığım güzel bir stratejim. Ben stratejinin nasıl kullanılacağını ve hangi indikatörleri kullandığımı videoda sizlere kelime kelime tek tek anlatmaya çalışacağım. Bu indikatörleri ve bu stratejiyi kullanmak tamamıyla sizin kendi kararınızda kalacak. Arkadaşlar, baştan söyleyeyim, bu bir yatırım tavsiyesi değil. Tamamıyla kendi stratejim ve kendi tecrübelerimi sizinle bu videoda paylaşmak istiyorum. Uzatmadan hemen anlatıma geçmek istiyorum. Bugün mükemmel bir al-sat stratejisiyle yine karşınızdayım. 5 dakikalık grafikte gerçekten mükemmel çalışıyor. Hemen grafiği 5 dakikalığa alıp arkadaşlar stratejinin anlatımına geçmek istiyorum. İki indikatörden oluşuyor arkadaşlar strateji ve mumları da Hayk'in aşı mum grafiğine çevireceğiz. Normalde dostlarım normal mum grafikleri. Bu arada burası İngilizce. Bunu herkesin anlayabilmesi için Türkçe'ye çevirmek istiyorum. En azından herkes anlasın. Evet. Evet arkadaşlar, grafiğimiz şu anda Türkçe oldu ve ben anlatıma geçmek istiyorum. Hemen göstergeler kısmında arkadaşlar Candlelier Exit yazıyoruz. Aynen burada gördüğünüz gibi isterseniz tekrardan yazalım. Evet arkadaşlar, üstte çıktı şu Average yazan arkadaşlar Candlelier Exit Average. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bunun ayarları var. Ayarlarını yapacağız. Ayarlar kısmında arkadaşlar sizde pardon girdiler kısmı buralar. Rakamlar mutlaka farklı. Burası sanırım üstte 32 yazıyordu herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Burayı 1, ATR periyot 1, ATR multiplier da 2 olacak dostlarım. Stil kısmında da buradaki ticklerin hepsini kapatıyorsunuz dostlarım. Ta ki bu aşağıdakine kadar sadece buy level ve sell level açık kalacak. Arkadaşlar burada da bar üstü muhtemelen sizde. Burası pardon mutlak olması lazım sizde. Burayı bar altı yapıyoruz dostlarım. Sell label kısmını da arkadaşlar bar üstü olarak işaretledikten sonra grafiğimiz indikatörümüzün bu indikatörümüzün ayarı tamam oluyor. Diğer indikatörümüze gelebiliriz arkadaşlar. Hemen ZLS arkadaşlar bunu yazıyorsunuz. ZLSMA Zero Lag LSMA yanında da arkadaşlar Very Fit yazacak. Aynen bu şekilde. Bunu tıklayıp arkadaşlar zaten ben favorilerimi almışım gördüğünüz gibi bunu tıklayıp grafiğe bunu da entegre ediyoruz. Bunun da küçük bir ayarı var dostlarım. Hemen bunun da ayarına geçelim. Arkadaşlar stil kısmında hiçbir şey yapmıyoruz. Girdiler kısmında uzunluğu 50 yapıyoruz dostlarım. Uzunluk kısmına 50 yazıyoruz ve tamam diyoruz. Böylece grafik ayarlarımız tamam oluyor. Mum grafiğini Hayk'in aşıya çevireceksiniz. Siz de muhtemelen böyledir dostlarım. Hayk'in aşı kullanan arkadaşların değiştirmesine gerek yok. Hayk'in aşı yapıyoruz. Ve arkadaşlar böylece stratejinin ayarları tamam olmuş oluyor. Şimdi buradaki SMA dediğimiz hareketli ortalama arkadaşlar. Burayı 5 dakikalık grafiğe alalım. Aynen 5 dakikalık grafikte gerçekten test ettim. Çok güzel sonuçlar veriyor. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi sell ve buy sinyalleri var. Yani bunlar al ve sat sinyallerimiz. Her gördüğümüz sell ve buy pardon sinyalinden al ve sat işlemine girmiyoruz. Burada bu sarı çizgi basit hareketli ortalama SMA dediğimiz bizim al sata giriş çıkış yapacağımız yerler hakkında bize ipucu verecek arkadaşlar. Daha iyi sonuçlar alabilmemizi bizim sağlayacak. Şöyle biraz yeni değil de daha geriye doğru yeniden geriye doğru gidebiliriz isterseniz. Şuradan anlatayım size.
sel çıkmış. Şimdi arkadaşlar bu sarı çizgimiz, basit hareketli ortalamamız bize sat grafiğinde nasıl yardımcı olacak? Gördüğünüz gibi sarının altında kırmızı mumlar başlamış dostlarım. Burada sat sinyalinin geldiğini bize sarı çizginin altında açılan kırmızı mumlar arkadaşlar sat sinyalinin yüksek bir sat sinyali olduğu hakkında bize ipucu veriyor. Kesinlikle sel sinyali sarı çizginin yani basit hareketli ortalama çizgisinin altında mumların yanması gerekiyor dostlarım. Birinci mumun kapandığını gördükten sonra arkadaşlar yani bu mumun kapandığını ikinci mumun birinci mumun altında açıldığını gördükten sonra sat işlemine girebiliriz dostlarım. Burada bir sat işlemine girseydik isterseniz burada işleme girmiş gibi yapabiliriz. Burada işleme şuradan girdiğinizi düşünürseniz arkadaşlar buraya kadar net kar alabilirdiniz. Kesinlikle stop koymayı unutmayın dostlarım. Stopunu da şu şekilde bu sinyali bir saniyeyle kapatıp size hemen göstermek istiyorum. Stopunuzu da dostlarım son yeşil mumların biraz üzerine şuralara falan koyabilirsiniz. Yani zararı kes stopunuzu da muhakkak koyun. En azından geriye ters bir dönüş olursa çok fazla zarar etmezseniz kar alçık da take profit de arkadaşlar koymayı unutmayın. Onda da bir geriye dönüş olursa karınızdan olmayın. En azından geriye dönürse kar alırsınız. Aslında birinci mumda girmediniz. Burada girdiniz arkadaşlar diyelim. İkinci, üçüncü mum açtı. Stopunuzu biraz aşağı taşırsınız. Dördüncü mum açtı. Biraz daha aşağı taşırsınız. Geriye bile dönüş olsa stopunuzu siz sürekli kar ettikçe aşağı doğru taşıdığınız için geriye bile dönse bu işlemden kar almadan çıkmamış olursunuz. Bunu muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum dostlarım. Bakın dostlarım burada bir al sinyali gelmiş görüyorsunuz. Bu da güzel bir sinyal aslında. Ne kadar hareketli ortalamanın altına sarksa da yine yükseliş devam etmiş. Birinci kriterimiz neydi dostlarım? Buy sinyali geldikten sonra gelen sinyal hareketli ortalamanın aşağı inişlerde altında yukarıya doğru açılacak. Satın alma yani buy sinyallerinde de üzerinde olmasını bekleyeceğiz. Bakıyoruz. Buy sinyali geldi. Sarı çizgimiz yani basit hareketli ortalama çizgimizin üzerinde mumlar başladı. Birinci mumun buy sinyalinden sonra kapanmasını bekledik. Birinci mumun üzerinde ya da yarısının üzerinde ikinci mumun açmasını gördük ve buradan satın al dedik dostlarım. Görüyorsunuz buradan aldıktan sonra buraya kadar mükemmel bir yükseliş yaşanmış. Yani burada da güzel bir kar alabilirdik. Arkadaşlar şöyle söyleyebilirim size. Stop burada stopu da yine hareketli ortalamanın altına şuraya bir yere koyabilirsiniz. Ters bir işlemde en azından buraya döndüğünde çok fazla zarar etmeden zararı kes diyebilirsiniz. Kesinlikle stopunuzu koymayı unutmayın dostlarım. Burası da gerçekten güzel bir kar alma noktasıydı. Satın alma noktasında. Yine arkadaşlar burada olmuş küçük bir kar buradan da alınabilirmiş. Ama çok fazla büyük bir kar yok. Burada scalp işlemi yapan arkadaşlar, yüksek meblağlarla giren arkadaşlar buradan da eminim güzel karlar elde edebilirdi. Aynen yine söylediğim gibi dostlarım, hareketli ortalamanın kesinlikle altında başlayacak. Bakın görüyorsunuz birinci kırmızı mum yandı, bekledik. İkinci mum yandı, ondan sonra işleme girdik şuraya kadar. %1'lik bir kar bile olsa scalp'ta arkadaşlar kesinlikle kar edilebilir. Yine burada bir sinyalimiz var dostlarım gördüğünüz gibi. Burada da yine isterseniz şu buy sinyalinin olduğu indikatörü kısa süreli kapatayım. Görüyorsunuz yine hareketli ortalamamızın üzerinde açılmış bir güzel bir mum var. Tekrar açalım burayı. Buy sinyali geldi. İlk mumun kapanmasını bekledim. Burada aradaki doji mumdan bahsetmiyorum dostlarım. Doji mumlar biliyorsunuz trend değişikliğini bizlere ifade ediyor. Bakın burada
bir düşüş var. Arada bir Doge Mum yanıyor. Yani trendin değişecek olacağını bize Doge Mum kısadan aslında bir sinyal olarak söylüyor. Buy sinyalini gördük. Sarı çizgimiz basit hareketli ortalama çizgimizin üzerinde olduğunu da gördük. Birinci mumun kapanmasını bekledik. Yanan ikinci mum, açılan ikinci mum, birinci mumun üzerinde olduğunu da gördükten sonra buradan işleme girdiğimizde dostlarım yine bu noktaya kadar güzel bir kar alınabileceğini sizler de görmüşsünüzdür. Hemen biraz daha aşağı inip tekrar back testlere devam ediyoruz dostlarım. Evet dostlarım, yine burada bir al sinyali, buy sinyali var. Hemen indikatörümüzden bakıyoruz. Sarı çizgimiz yani hareketli, basit hareketli ortalamamızın üzerinde mi? Evet, üzerinde. Muma bakıyoruz dostlarım. İlk mumu bekliyoruz. Kapanmasını kapanıyor. Yanan ikinci mum, ilk mumun yine biraz üzerinde mi ya da tam üzerinde mi? Bakıyoruz. Evet, üzerinde. Bu bize bir yükseliş sinyalinin olacağını söylüyor. Ve buradan işleme girdiğimizde sizler de görüyorsunuz. İşimizi sağlama almak için mumlar sarı çizginin altına ya da yanına geçtiğinde bile çıksak bu noktadan dostlarım gerçekten çok güzel bir kar alabileceğimizi sizler de görmüşsünüzdür. Devam edelim dostlarım back testlere, şöyle geriye doğru. Bakın burada bir sat sinyali var. Yine şuraya kadar olan kısımda gerçekten bir kar alınabilirdi. Birinci mum arkadaşlar yandı. Sarı çizginin altında ikinci mumda işleme girdik. Şuraya kadar scalp yapan arkadaşlar güzel bir kar alabilirdi dostlarım. Aslında hareketli ortalama çizgisinin altında ya da yukarıya doğru işlemlerde üzerinde olan bütün işlemlerde gerçekten %1'lik, 2'lik karlar bile olsa yüksek marjlarda işleme giren arkadaşların kar edebileceği net bir şekilde ortada. Şurada yine arkadaşlar görüyorsunuz sel yandı. İlk mumun kapanmasını bekliyoruz. Altında açmasını bekliyoruz. Açıyor arkadaşlar. Ve yine kar var burada. Görüyorsunuz dostlarım. Bu tam güzel bir sinyal değil. Bu tarz arkadaşlar sinyallerde hareketli ortalamadan çok ayrılmış olan yukarıya ya da aşağı doğru. Bakın burada da var dostlarım. Hareketli ortalamanın tamam altında ama çok fazla ayrılmış. Aralığın çok fazla ayrık olduğu sinyaller başarılı sinyaller değil dostlarım. Bunlara girmemenizi tavsiye ederim. Burada da bir sinyal var. Aslında bunun da biraz aralığı ayrı ama buradan da girilseydi ayrım noktasına kadar, yine şu ayrıldığı noktaya kadar dostlarım yine bir kar alınabilirdi. Bakın bunlar çok net sinyaller değil dostlarım. Girilebilir ama bakın çok net sinyal değil. Bakın burada tekrar yükseliş geliyor, tekrar iniyor. Yani ben burada şahsen işleme girmem. Zaten size bu anlattığım strateji kendi kullandığım strateji. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Ben bu stratejiyi kullanıyorum. Kullandığım stratejilerin arasında dostlarım sizinle stratejimi paylaşmak istediğim sadece bahsettiğim bu. İşte arkadaşlar siz de dediğim gibi geriye doğru back testlerini yaparsanız görürsünüz. Bu arkadaşlar yukarıya doğru bir sinyal ama benim için iyi bir sinyal değil. Nedenini söyleyeyim. Neydi? Yukarıya yükselişlerde sarı çizgimizin arkadaşlar aşağıda olması gerekiyordu. Bakın sarı çizgi yukarıda. Bunun her an dönüş yapabileceği net ve yapmış da. Tamam biraz yükseliş olmuş ama bu benim için net bir sinyal değil. Riskli. Ben burada kesinlikle işleme girmiyorum dostlarım bu tarz işlemlerde. Bakın bu da aslında riskli. Burada girilebilirdi. Arkadaşlar kesinlikle şunu tavsiye ediyorum. Riskli gördüğünüz hiçbir işleme girmeyin. Ben girmiyorum. Çünkü para kaybetmek para kazanmaktan daha kolay gibi görünüyor burada. Para kazanmak daha zor dostlarım. O yüzden riskli gördüğünüz sabırlı olun. Stratejinize sadık kalın. Risksiz olan bütün işlemlere girebilirsiniz. Geriye doğru devam ediyoruz dostlarım. Burada küçük bir kar gelmiş hareketli ortalamanın üzerinde scalp için olabilirdi arkadaşlar. Kesinlikle siz de ben anlatıyorum ama back testlerinizi muhakkak siz de yapın. Bakın dostlarım burada güzel bir sinyal var. Siz de görmüşsünüzdür. Burada aradığımız kriterler hemen hemen yerinde. Sarı çizginin üzerinde mumlar açılmış. Birinci mum kapanmış, ikinci mum açılmış.
aşağı doğru ne kadar da iğne atsa da arkadaşlar kapatalım. Stopumuzu patlatmış mı? Patlatamamış dostlarım. Bakın bir stopu sarı çizginin altına koyuyoruz zaten. Şu noktalara stop koysaydık. Bakın arkadaşlar şurada ilk mum yandı. Doje zaten bekledik. İkinci mum yandı. İşleme girdik. Yükseldi. Tekrar aşağıya iğne attı. Bakın stopumuz patlamadı. Sonra tekrar buraya kadar yükseliş geldi. Buradan da çıksanız bile arkadaşlar kar alırdınız. Buna emin olabilirsiniz. Hemen indikatörümüzü geri açıyoruz dostlarım. Burada arkadaşlar düşüşlerde ne yapacaktık? Yine sarı çizgimizin yani hareketli ortalama, basit hareketli ortalama çizgimizin düşüşlerde altında olması gerekiyor. Yükselişlerde de üstünde olması gerekiyor. Burada da altında birinci mumu kapanmasını bekledik. İkinci mum birinci mumun altında açacaktı ve açmış. Buradan işleme girdiğimizde şuraya kadar güzel bir kar alabilirdik. Şöyle devam edelim isterseniz. Bakın dostlarım buradaki düşüşte de yine aynı. Burada gerçi bir stop patlatma olur muydu olmaz mıydı bilmiyorum. Bakalım stop patlatma olur muydu? Belki patlatabilirdi dostlarım. Belki de biraz yukarıya koyan arkadaşları patlatmayabilirdi. Ama yine biz birinci mum, ikinci mumda teyit aldığımız için bakın arkadaşlar ikinci mumda muhakkak biz burada işleme girmeyecektik. Ne diyorduk? İkinci mum daha aşağıda en azından ortalamanın altında olmalıydı. Birinci mumda bekledik. İkinci mum açtı ve ortalamanın altında değil arkadaşlar. Yani ilk mumun altında değil. Buradan işleme girmeyeceğimiz için burada riski göze almamış olacaktık. Hemen yanındaki arkadaşlar sinyale bakıyoruz. Aradığımız kriterler bu sinyalde aslında yok dostlarım. Neden? Sarı çizgimiz yükselişte aşağıda olması gerekiyordu. Buy sinyalinin arkadaşlar altında olması gerekiyordu. O yüzden bu bizim için iyi bir sinyal değil dostlarım. Yükseliş olmuş ama burası muamma geride dönebilirdi dostlarım. O yüzden bu tarz riskli işlemlere girmemenizi tavsiye ederim. Gerçekten siz de geriye doğru incelediğinizde güzel sinyaller olduğunu göreceksiniz. Burada mesela arkadaşlar yükseliş olmuş ama şahsen ben işleme girmezdim. Aşağıda olmasını sabırla beklerim. Para kaybetmektense beklemeyi tercih ederim. Devam edelim isterseniz. Biraz daha videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum. Sizler kendiniz de backtestler yaparsınız dostlarım. Zaten yaptıkça da güzel sinyaller verdiğini siz de göreceksiniz. Bakın dostlarım burada mesela şuraya kadar güzel bir kar olmuş. Scalp yapan arkadaşlar buraya kadar güzel bir kar alabilirdi. Burada iyi bir sinyal var. Evet arkadaşlar birinci mumumuz yandı. İkinci mumumuz en azından ilk mumun ortasında ve yukarıya doğru ilerlemesi gerekiyordu. Aynen o şekilde olmuş. Burada girseniz bile arkadaşlar şuraya kadar %1'e yakın bile bir başarı yakalasanız güzel bir kar alırsınız. Yüksek marjla işlem yapan arkadaşlar buradan kar alabilirdi. Geriye doğru şöyle baktığınızda arkadaşlar sizler de görürsünüz zaten. Şurada mesela harika bir sat sinyaliyle karşı karşıyayız dostlarım. Bakın burada sat vermiş. Hemen hareketli ortalamamızın altında olduğunu gördük. Birinci sinyal sat. İkinci sinyal hareketli ortalamamızın altında mı? Evet altında. İlk mumun kapanmasını bekledik. İkinci mum ilk mumun en kötü ihtimal yarısından aşağı doğru sarkması gerekiyordu. Sarkıyor ve burada işleme girdik dostlarım. Görüyorsunuz şuraya kadar mükemmel bir kar olurdu. Buralara da stop koysaydık zaten stopumuz patlamazdı. Buraya da take profit koyabiliriz dostlarım. Yani kar al çık noktamız olabilirdi. Gerçekten iyi bir al sat stratejisi olduğunu düşünüyorum dostlarım. Sizler de muhakkak bu stratejiyle işlem yapmadan geriye doğru back testlerinizi de muhakkak gerçekleştirin. Arkadaşlar burada da mesela yükseliş var ama dostlarım şurada bir şaşırtma olmuş, aşağı sarkmış ama ikinci mum aşağı inmediği için sabırla bekleyen arkadaşların yukarıya doğru güzel bir kar alacağını düşünüyorum. Arkadaşlar buralarda stop yükselterek işlem yaptığınızda korkmanıza gerek kalmıyor. Yani şöyle stopunuzu buraya koyduğunuzu düşünelim. Zarar çıkışınızı. Birinci mum burada işleme girdiniz. Buraya kadar geldiğinde mesela siz de stopunuzu şuralara aldığınızda artık zararınız imkansız hale geleceği için burayı beklediğiniz bu doje mumları buraya kadar sarktı. Buradan aşağı zaten geri dönse bile dostlarım siz
manuel çıkış yapmasanız bile zaten stopunuzu buraya taşıdığınız için küçük bir kar alsanız bile geri dönse bile sorun olmayacaktır. Ama gördüğünüz gibi daha aşağı inmediği için siz de stopunuzu kar stopunuzu buraya kadar zarar stopunuzdan kar stopu haline getirdiğiniz için dostlarım yukarıya doğru devam ettiğinizde hiçbir kaybınız olmayacak. Siz her biraz yukarıya çıktığınızda stopunuz buradaydı, buraya taşıdınız. Kar buraya geldi arkadaşlar, stopunuz buradaydı, şuradaydı mesela, buraya taşıdınız. Artık kar buralara geldiğinizde stopunuzu buraya taşırsınız. Geriye dönse bile en azından biraz kar alıp çıkabilirsiniz. Ama baktınız dönmüyor. Artık burada mumların düzleştiğini ve hareketli ortalamanın artık yanına geçtiğinizi gördüğünüzde burada trendin değişeceği zaten netleşiyor dostlarım. Buradan kar alıp artık bu noktadan çıkabilirsiniz. Evet sevgili dostlarım, sizler de gördünüz stratejinin back testini, hep beraber geriye doğru testini yaptık. Ben gerçekten çok beğeniyorum bu stratejiyi. Gerçekten güzel al ve sat sinyalleri veriyor. Burada videonun ortasında ve başında da söylediğim gibi dostlarım, kesinlikle her gördüğünüz sat ve al sinyallerine dalmıyoruz. Kesinlikle hareketli ortalamanın satın alda aşağıda olmasına, satta da yukarıda olmasına çok dikkat ediyoruz. Bu çok önemli bir püf noktası. Yanlış bir işlemde gerçekten para kaybedilmesine neden olabilir. Arkadaşlar, strateji hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Sizler de geriye doğru muhakkak back testlerinizi yapın. Bahsettiğim indikatör ayarlarını da dikkat ederek ayarlayın dostlarım. Bu strateji Haykin aşı mum grafiklerinde gerçekten iyi sonuç veriyor. Evet değerli dostlarım, strateji buydu. Gerçekten mükemmel al sat sinyallerinin olduğunu sizler de backtest yaparsanız geriye doğru göreceksiniz. Videonun başında söylediğim gibi bu stratejiyi ve indikatörleri kullanmak tamamıyla sizin kendi seçiminiz olacak. Bu bir yatırım tavsiyesi değil, sadece kendi tecrübelerimi sizinle paylaştığım bir videoydu dostlarım. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın.